Ege İhracatçı Birlikleri, Tarım ve Orman Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü işbirliği ile Akdeniz meyve sineğine karşı biyoteknik mücadelenin yaygınlaştırılması projesi kapsamında düzenlenen törenle Menderes üreticiye 2500 adet tuzak dağıtıldı. Menderes Halk Eğitim Merkezi öğrencilerinin zeybek gösterisiyle başlayan törende AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, İzmir Tarım İl Müdürü Mustafa Özen, Menderes Kaymakamı Cevat Çelik, Ege İhracatçı Birlikleri Başkanı Hayrettin Uçak, Menderes Belediye Başkanı Erkan Özkan ve AK Parti Menderes İlçe Başkanı Süleyman Artçı yer aldı. Törenin açılış konuşmasını yapan Turuncu Eller Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Gürsel Appa, sarı altın diye adlandırılan mandalinaları dünya pazarına ihraç etmeye devam ettiklerini belirterek bölgedeki kadınlara çağrıda bulundu. Benim bir konuda ricam olacak. Biz 10 kadın çiftçiye bu yola çıktığımızda arkamızda büyük bir güç olacağını tahmin etmiştik. Ve kamu sektörü, kamu kurumlarında yaptığımız bu mücadelede çok büyük destekler gördük. Şimdi sıra bize diyoruz. 10 kadın üreticiyle kalmak istemiyoruz. Tüm bölge kadınlarını da aramızda görmek istiyoruz. Başkan Uçaksa Türkiye'nin dünya narenciye üretiminde 8. sırada, ihracatındaysa 4. sırada yer aldığını belirterek Avrupa ve Rusya gibi önemli pazarları kaybetmemek için hep birlikte çalışmaların devam ettirilmesi gerektiğinin altını çizdi. Özellikle üreticilerimizin kalıntısız üretim yapmalarını her zaman destekliyoruz. Ve bu konuda ne yapılması gerekiyorsa tüm paydaşlar olarak elimizi taşın altına koyuyoruz. Bu çerçevede biyoteknik mücadeleyi destekliyoruz. Tören tuzakların üreticilere teslim edilmesi ve bölgedeki ağaçlara asılmasıyla son buldu.